Şimdi biz galerideki herhangi bir markaya ait 3 farklı otomobil modelinden bahsediyoruz. İşte X model A yaşında, Y model B, Z model C yaşındaymış. Şöyle diyor, X model 3 yıl önce, Y model 2 yıl sonra üretilmiş olsaydı yaşları aynı olacakmış. Ama bu önce sonrasında şöyle bir durum söz konusu. Mesela şu an yıl olarak 2018'deyiz. Otomobilin diyelim ki 2010 yılında üretildiğini düşünelim. Mesela üretim yılı 2010 olsun. O halde bizim otomobilimiz 8 yaşında olur. Yani 2010'da üretildiyse 8 yaşında olur. Şimdi şu soruda ifade edildiği gibi 3 yıl öncesinde üretilseydi 2007'de üretilecekti. Yaşına 1-3 yıl daha eklenecekti. Artı 1-3 yıl daha eklenecekti. 11 yaşında olacak. Yani eğer bir otomobil 3 yıl önce üretildiyse, şu X otomobili 3 yıl önce üretilseydi, yaşı A'dan A artı 3'e çıkacak. Eğer böyle olsaydı otomobilin yaşı A artı 3 olur. Önce üretilince yaşı artıyor çünkü. Eşit olacak. Hepsi eşit olacakmış. Y otomobili 2 yıl sonra üretilseydi, yani böyle gelince, günümüze doğru gelince yaşı küçülecek. Demek ki B otomobilin yaşı 2 yaş daha küçük olacaktı eğer 2 yıl sonra üretilseydi. C otomobilinde bir şey yok. C otomobili aynı. Şimdi kıyaslama yapacağız. Büyükten küçüğe sıralama yapacağız. Bu haliyle eşit. Biz istersek şu eksi 2'yi çok uygun bulmuyorsak her yere 2 ekleyip o eksi 2'den kurtulabiliriz. Yapmamıza gerek yok ama yapabiliriz. A artı 5 eşittir B, o da eşittir C artı 2. Şimdi biz şunları kıyaslayacağız. A, B, C'yi. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi A'nın üzerine 5 eklenmiş, B bulunmuş. Demek ki A sayısı B sayısından daha küçük olmalı ki üzerine 5 eklendiği zaman eşit olmuşlar. Yani şu 1 olsa işte bu 6 olur. Hatta burada da yapabiliriz o eşitlik sağlamayı. Mesela hepsini 6 yapalım. Mesela hepsi 6 yaşında olsun. Değer vererek de yapabiliriz. A sayısı 1 olur, B sayısı 6 olur, C sayısı da 4 olur. Hepsinin 6 olması için. Demek ki en büyükleri B. B büyükleri olacak. Sonra C. Sonra da A olacak. B, C. Şuna 1 yaz. Şu şey olacak. A olacak. B, C. A.